Dostlarım sayfamda daha önce Mustafa Kemal ve İnönü döneminde Kara Fatma ve Nene Hatun'un devletten bir yardım göremediği için torunlarıyla beraber dilencilik yapmaya mahkum edildiklerine dair onlarca belge neşretmiş, sizlere resmi tarihin gizlediği gerçekleri belgelerle anlatmıştım. O videolarımı da açıklama kısmına bırakacağım. Mutlaka izleyin. Bugün anlatacağım konuda gerçekten beni en derinden yaralayan bir meseledir. Tarihler 1924 yılını gösterdiğinde meclis tarafından Osman Gazi'nin bütün torunlarını, çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı demeden Türkiye topraklarının dışına çıkarılması, daha doğrusu sürgün edilmesine yönelik 431 sayılı bir kanun çıkarılmıştı. O dönem hükümetin gözü o kadar dönmüştü ki, mesela Denizcilik Bakanı İhsan Eryavuz bunları sürgün ediyoruz ama bu yetmez. Bunların ölülerinin mezarlarını açalım, kemiklerini yurt dışına atalım diye mecliste haykırmıştı. Kimse ona sen ne diyorsun? bile dememişti. Düşünebiliyor musunuz? Bu şeref yoksunu adam Osman Gazi'nin, Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin ve dahi bütün padişahların ve şehzadelerin mezarlarını açıp kemiklerini Türkiye dışına atmayı teklif etmişti. Ben de Allah'tan dilerim ki bu şeref yoksunu adamın kemikleri kıyamete kadar dinlenmesin." Takdir verildi ya, hanımlar bari kalsın dediler. Yani erkekler gitsin de hmm. hanımlar bari kalsın. Meşhur topçu İhsan Bey'in bunların ölülerinin de mezarlarını açıp kemiklerini de yurt dışına atmak lazımdır sözü üzerine. Onlar da takdirlerini geri çektiler. Dostların Meclis'in o gün kabul ettiği 431 sayılı kanunla memleketten ayrılmaları için hanedanın erkek mensuplarına 24 saat, kadınlara ise 10 gün süre tanınmıştı. Hanedan üyelerinin içinde yürümekte dahi zorlanan oldukça yaşlı kimseler bulunmaktaydı. Mesela bunlardan biri de Sultan II. Abdülhamit Han'ın kız kardeşi Seniha Sultan'dı. Seniha Sultan merhamet eder diye bir umutla Mustafa Kemal'e bir mektup yazmış ve şöyle demişti: "Ben 78 yaşında ihtiyar bir kadınım. Odadan çıkmaya dahi gücüm yetmediğinden alınan bu son karara uymam mümkün değildir. Hayattan artık bir nasibi kalmamış olan benim gibi bir ihtiyarın yaklaşan şu son günlerini odasında geçirmesine müsaade buyurmanızı istirham eylerim. Ancak Mustafa Kemal hiç oralı bile olmamış, Sultan II. Abdülhamit Han'ın 80 yaşına gelmiş olan kız kardeşi de bizzat dedelerinin süngüyle aldığı bu topraklardan sürgün edilmiş. Hadi hanedanın erkekleri e, halifelik ve saltanat iddiasıyla ortaya çıkabilir e, ve belli kesimler tarafından kullanılabilir. Fakat hanedanın hanım mensupları var. Bunların asla padişah olması mümkün değil. İşlerinde 70-80 yaşında olanlar var, küçük bebekler var. Bunların sürgünü oldukça dikkat çekiciydi. Yani yeni rejim hanedandan bu kadar mı korkuyordu ki hiçbir saltanat e, ümidi olmayan küçük çocuklar bile yurt dışına çıkarılıyordu Gelelim Sultan II. Abdülhamit Han'ın hanımı Emsale Nur Kaya'nın hikayesine. 1924 yılında hilafetin kaldırılıp Osmanlı ailesinin yurt dışına sürgün edilmesiyle beraber Sultan II. Abdülhamid'in hanımı Emsale Nur Kaya da kızıyla birlikte Paris'e gitmişti. Ama gurbet hayatı dul bir ihtiyar kadın için oldukça zordu. Zaten Emsale Nur Hanım da dayanamadı. O dönem mecliste kocaları hayatta olmayan kadınların Türkiye'de kalmalarına izin verilmesine dair bir kanun çıkmıştı. O da bu kanundan istifade ederek İstanbul'a döndü. Önce nişan taşında kızına ait eski bir konakta yaşamaya başladı. Buranın satılması üzerine Erenköy'de torununun üzerine kayıtlı olan Harap Köşkü'n bir odasına yerleşti. Ama 1948 yılında maliyenin bu köşküde satışa çıkarması üzerine Sultan II. Abdülhamit Han'ın 82 yaşındaki hanımı sokakta kaldı. 82 yaşında kimi kimsesi olmayan ihtiyar bir kadın sokakta ne yapardı? İşte o da tıpkı 1924 yılında merhamet eder diye Mustafa Kemal'e mektup gönderen Seniha Sultan gibi aldı eline bir kağıt kalem, İsmet'in İnönü'ye yürekleri paramparça eden bir mektup yazdı ve şöyle dedi. Maliye'nin Erenköy'deki köşkü satışa çıkarmasıyla beraber başımı sokacak hiçbir yerim kalmadı. 82 yaşında sokakta kaldım. Elimdeki aylık ev tutup geçinmeme yetecek bir imkan sağlamıyor. Hiç değilse Mustafa Kemal'in manevi kızına tahsis edilen Beşiktaş'ta milli emlaka ait olan evde kalmama müsaade edin. Eğer orası da olmazsa yine devlete ait başka bir yerde en azından bekçi olarak kalmama müsaade edin demişti. Gördüğünüz gibi bir zamanlar devleti Ali Cahiliye'nin padişahı, İslam aleminin halifesi olan Sultan II. Abdülhamid'in 82 yaşındaki karısı sokakta kalmıştı. Bekçilik yapmaya dahi razı olmuştu. Ancak İsmet'in önü de ne merhamet vardı ne de insanlık. Zira emsali Nur Hanım'a bir yerin tahsis edildiğine dair devlet arşivlerinde bir belge bulunmamaktadır. Zaten emsali Nur Hanım da bu olaydan yaklaşık 2 yıl sonra 84 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Gelelim Sultan II. Abdülhamit Han'ın sürgünde açlıktan ölen ve kimsesizler mezarlığına defnedilen oğlu Ahmet Nuri Efendi'nin acı dolu hikayesine. 1924 yılında halifelik kaldırılıp Osmanlı Hanedanı sürgün edildiğinde Şehzade Ahmet Nuri Efendi 46 yaşında bir albaydı. Ahmet Nuri Efendi'nin eşi Fahriye Hanım son derece vefakar bir insandı. Öyle ki sürgün sırasında Fahriye Hanım boşanarak İstanbul'da kalabilirdi. Efendinin ekmeğini yedim, onu gurbette yalnız bırakmam dedi ve kocasıyla beraber sürgüne gitmeye razı oldu. Ancak Ahmet Efendi yurt dışında tutunamadı. Haliyle elinde avucunda bir şey olmayınca iş de kuramadı. Zaten çocukluktan kalma şiddetli fıtıklarıyla zar zor hayatını yaşıyordu. Ahmet Efendi birkaç işle uğraştı. Mesela seyyar satıcılık yaptı ama olmadı. İkinci Dünya Savaşı hanedanın vaziyetini daha da fenalaştırdı. Bir türlü iş bulamayan Ahmet Nuri Efendi perişan bir vaziyete düştü. 1944 senesi Ağustos ayında Fransa'nın Digne şehrinde bir parkta açlık ve hastalıktan vefat etmiş bir halde bulundu. Ahmet Efendi'nin halasının torunu olan Fethi Sami Bey babasından duyduğu olayı şöyle anlatıyor. Ahmet Efendi'yi tanır ve severdim. Digne'de bir parkta ölüsünü buluyorlar. Polis gelip bakıyor. Cebinden bir mektup çıkıyor. Mektupta, ben ölürsem hiç kimseyi suçlamayın. Zira ben açlıktan ölüyorum. Cebimde kalan şu Son parayla beni bir Müslüman olarak defnediniz yazıyordu. Daha sonra Ahmet Efendi ekranda görmüş olduğunuz gibi Fransa'da kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Ben ahrardan adamım. Ahrardan kınsız kılıç gibi istediğim gibi konuşmak istiyorum. Kayıtlı, kuyutlu, şartlı, şurtlu bir konuşma beni tatmin etmiyor. Ben yılan kabası der gibi cümleleri böyle kafirin beynine indirmek istiyorum. Atom bombası gibi. Bu siyasette yapılmaz. Ben geleceği inşa edecek hizmette bir rol almak istiyorum. Bugünü kurtarma peşinde değilim. Dostlarım videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.